MVC derslerimizin başlangıç seviyesindeki layout dersimizde layout'un ne olduğunu öğrendik. Ancak dinamik olarak herhangi bir şey yapmadık. Bu dersimizde ise layout'u zaten biliyoruz ama layout içerisinde layout'u dinamik olarak kullanabilmemizi sağlayan section kavramından bahsedeceğim. Bir önceki dersimizden hatırlarsınız kendi başına çalışan bir tane parçalı view'imiz vardı. Kategori menüsü hazırlıyordu benim için. Bu kategori menüsünü ilk başta gelin layout içerisine alalım. Daha sonradan başka işlemlerle layout'u biraz daha dinamik hale getirelim. Evet, burada kategori menüyü hatırlıyoruz. Bir önceki dersimizden kategori controller'dan buradan child only olarak bunu işaretledik ve de sadece içinde bulunduğu view içerisinden çağrılabiliyordu. Gelelim şimdi bunu index view içerisinden alalım. Ben şu satırı 3'e ve 6'ya bölme işlemini gelip layout alacağım. Şuradan container içerisine hatta şöyle yapalım. Şunu şöyle kapatalım. Şöyle TV kapatalım. Şöyle üçlük kısmı aldık. Şu 9'luk kısmı da alalım. Şöyle şuradaki div de kalmasın burada. Şunu da alalım şuradan. Gelelim şuraya. Şunu yapıştıralım. 3. Şöyle aşağıya bir tane daha. Şöyle 9'luk kısmın içerisine şöyle üçlükle aynı alanı almanız lazım. Şuraya da bir tane şöyle div ekleyelim. Şöyle bir yenileyelim. Evet, şöyle bir içerik ekledim. Şimdi buraya bir tane satır. Satırı 3 ve 9'a böldüm. Aynen indekste yaptığım işlemi burada yaptım. Ama şimdi kategori menüyü orada olmasın da gelelim kategori menüye şu üçlük kısmı alalım. Şurada. 9'luk kısımda ise render body çalışsın. Şöyle render body'yi şuraya alalım. Yani otomatikman bizim bütün layout CSHTML'den türeyen bütün view'lerimiz bu yapıya sahip olacak. Üçlük kısımda hep kategori menü olacak. Bakın hiç, her bir sayfada bunu tekrar yazmanız gerekmeyecek. Çünkü kendi başına çalışan bir kategori menü bu. Bunu geleceksin buraya ekleyeceksin. İşte aşağısına bir tane çizgi, çizginin altına bir de footer. Böyle kalsın. Şurası da şöyle artık buna ihtiyaç var mı? Yok. Şöyle burada yazdığınız her şey artık nerede çıkacak? Burada yazdığınız her şey şu render body içerisinde 9'luk kısımda şu ürünler sıralanacak. Evet, gayet güzel. Çalıştıralım şimdi bakalım. Evet, burada geldi ama içeriği buradan bir 30 piksel aşağıya indirmeniz gerekiyor. Bunun için şuraya bir stil ekleyeyim. Stil body'ye yazalım bu stili. Body. Body'ye margin. Şöyle top. Şöyle 15 piksel aşağı insin. İçeriği aşağıya kaydıralım. Evet, gördüğünüz gibi içerik aşağıya geldi. Menümüz de burada geldi. Şimdi bu home controller altına birkaç tane daha şöyle controller ekleyelim. Sadece bir controller olmasın. Mesela bu index controller. Aşağıya gelelim. Şöyle return view diyelim. Bu view'imiz mesela kontak olsun. Kontak. Şu mesela about view olsun. About hakkımızda. Sağ tıkla. Add view. Kontak. Partial olmasın. Layout kullansın. View start içerisinde tanımlanmış olan layout'u kullansın. Tamam. Kontağı ekledik. Şimdi about ekleyelim. Sağ tıkla. Add view. Gene aynı şekilde. Şimdi buradan çalıştırdığımızda bunları. Evet, bakın home index'te menü var. Home about'ta da sol tarafta yine menü gelecek. Evet, bu şekilde. Gelip aynı şekilde home about değil de kontak desek orada da menü gelir. Neden? Çünkü burası layout'tan geliyor. Bakın sayfa kaynağına baktığımız zaman container içerisindeki row şu üçlük kısım nereden geliyor? Layout'tan. 9'luk kısmın içindeki bilgiler bizim render body dediğimiz yerden geliyor. Şuradan. Bakın burası kendi kendine çalışan bir tane view. Buna herhangi bir ayarlama yapmanız gerekmiyor. Bilgisini de kendi içerisinde kategori menü action'ından zaten alıyor. Evet, şimdi bu layout'tan türeyen bütün sayfalarda bu soldaki menüyü göreceksiniz.
her zaman görmek istemeyebilirsiniz. Bazen sayfanın tamamını kullanmak isteyebilirsiniz. Bazen sol tarafta menü olsun ve de sayfayı 3-9'a bölüp 9'luk kısma da içerik ekleyebilirsiniz. Aynen şekildeki olduğu gibi. Ama bazen de ben sayfanın hepsini kullanmak istiyorum. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda section diye bir kavram var. Bu layout'u biraz da dinamik hale getirebiliyor. Dolayısıyla artık buradakini buradan alalım. Şöyle about'ta şöyle rastgele dursun. Bunu daha sonradan buradan alacağım. Şimdi burada üçlük kısmı şöyle işaretlemeyelim de şuradan gelelim. Şöyle diyelim şuraya at render section. Section'a bir isim verelim. Section'a verdiğimiz isim mesela kategori. 3-9 bunu işaretledim. Bunu işaretledikten sonra gelip bu kategori içeriğini gelip burada oluşturacaksın. Yani sen buraya yazdığın her şey şöyle diyelim. Şöyle at section. At section. Buraya da kategori diyorsunuz. Kategori içerisine de şunu alıyorsunuz. Yani burada aslında bölüm tanımlamış oldum. Ve de buraya yazdığım kategori section içerisine yazdığım her şey nereye gelecek? Buraya gelmiş olacak. Tamam, bunu da çalıştıralım bakalım. Bunu nereye yaptık? Bunu about'a. About'a gelip şöyle yenileyelim. Pardon, bunu about'a yapmadık. Hata almamız doğal. Hatanın sebebini söyleyeceğim. Section kategori render section about section kategori. Evet, çalıştırdığımızda about'ta bakın menüyü aldık. Tamam. Şunu şöyle kapatalım. Hatayı indekste bu hatayı verecek. Kontakta da bu hatayı verecek. Evet. Tamam. Ama bunu nerede vermeyecek? Sadece about'tayken bunu vermeyecek. Bunun sebebi about'ta biz section'ı, yani kategori section'ı tanımlamış olmamız. Ama burada bunları tanımlamadık. Burada bize kategori section'ı tanımlanmamış diye bir hata veriyor. Yani bunun sebebi aslında şöyle bir içerik yazdığınız zaman bunu mutlaka içerik sayfalarına yani view'lerde tanımlamanız gerekiyor. Ama şöyle ikinci bir parametre var. Required diye bir parametre var. Gereklilik. Eğer buna false derseniz section varsa tanımlanır yoksa tanımlanmaz. Bu durumda problem olmaz. Yani aslında şu anda about da var sadece kategori. Index ya da diğerlerinin hiçbirinde bu kategori menüsü yok. Çalıştırdığınız zaman bunu bir gereklilik olarak görmediği için gene kodunuz çalışır ama section orada olmaz. Problem yok. Varsa kullanır yoksa kullanmaz. Evet bakın about da var. Tamam. Gelelim şimdi home index çalışalım. Evet bakın yok ama üçlü kısmı gene burada yer işgal etmeye devam ediyor sonuçta. Kontağa gelelim. Evet bakın kontağın 9'luk üçlü kısmı burada gene kaplıyor ama 9'luk kısma da kendi içeriğini getiriyor render body olarak. Ama bu üçlük kısmında illa tanımlamak zorunda değilsiniz artık. Ama hata da almıyorsunuz. Şimdi gelelim şöyle diyelim. Geleceksin şuraya bakıyorsun ki üçlük kısmı kullanmamana rağmen yani herhangi bir section tanımlamamana rağmen üçlük kısmı burada kullanmaya devam ediyor. Ben böyle bir içerik istemiyorum. Eğer burada üçlük kısım kullanılmıyorsa 12'lik kısmı da olduğu gibi ürünleri yaymak istiyorum. Dolayısıyla burada biraz daha layout'u dinamik hale getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şurada şöyle bir şey diyebiliyoruz. Diyoruz ki at eğer if şöyle is render is şöyle is section defined. Eğer kategori ismindeki section eğer tanımlanmışsa ayrı bir içerik. Tanımlanmamışsa ayrı bir içerik. Bunu neden bahsediyoruz? Yani içerik sayfalarında eğer kategori isminde bir section varsa onu kullanırsın. Onu ayrı bir içerik sunarsın. O da nasıl olur? Mesela şöyle gelirsin. Dersin ki eğer kategori varsa tamam o zaman üçlük kısmı kategoriyi sen gel burada buraya yapıştır. Ama eğer kategori isminde bir section about'ta olduğu gibi ya da yani about'ta var şu anda indekste yok. Diğer bir de kontakta yok. İkisinde olmadığı gibi gelip ayrı bir içerik 12 kolonu kullanan bir içerik istiyorsan eğer ne yapacaksın o zaman? Gelip şuraya şunu yapıştıracaksın. Ama şu render section'ı şuradan alacaksın. Şunu da 12'lik yapacaksın. Ne olmuş oldu? İki durumda da yani
Kategori ismindeki section varsa 3.9 böler, yoksa 12 kolonda kullanır. Sonuçta render body buraya gelmiş olacak ama kategori gelmemiş olacak. Şurada soruyorsun. Section is section defined. Kategori ismindeki bir section var mı yok mu? Bunda var. Pardon, bunda yok. About'ta var. İndekse yok ve de kontakta yok. Çalıştıralım bakalım. İndeks şu an 12 kolonlu gelmesi gerekiyor buna. Şöyle şunu da yenileyelim. About'ta yenileyelim. Şurada kontak. Evet, bakın kontak 12 kolonu kullandı. Üçlü kısım şu anda doldu. Şuraya bakıyorum. Bakın 9'lu kısmı kullandı. Üçlü kısım yok bu an şu anda. About'a bakıyorum. 3.9. Kaynağına bakarsak eğer. Bakın 3.9. 9'lu kısımda sadece about yazıyor. Evet. Buraya baktığım zaman kaynağı göster diyelim. Şuraya baktığım zaman. Evet, bakın row col md 12. Üçlü kısım, 9'lu kısım artık yok. Çünkü section isminde bir alan tanımlanmamış. Evet, bu şekilde tamamen dinamik bir layout oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu section'larla layout'u istediğiniz gibi esnek hale getirebiliyorsunuz. Ancak şuraya dikkat ediyoruz. Render section kısmına. Bunu ikinci parametre false dediğiniz takdirde içerik sayfalarını, yani viblerde kategori isminde bir section'ı tanımlamak zorunda değilsiniz. False olursa, ama true olursa, ki bunun varsayılanında zaten true, yani şöyle aynı şu şekilde varsayılanı. Eğer true dersen mutlaka kategori isminde bir section tanımlaman gerekiyor. Aksi halde biraz evvel aldığımız hataları alırsınız.